Çağımızın hastalığı obezite. Pek çok çocuk gittikçe obeziteye doğru yaklaşıyor. Neden oluyor bunlar? Hamburgerlerden, patates kızartmalarından, sokakta aldığımız abur cuburlardan. Tatları çok güzel ama ne yazık ki bizi obeziteye doğru itiyor. Tabii ülkemiz diğer ülkelere göre biraz daha geride olduğunu düşünüyorum ben. En azından Amerika'ya baktığımızda onlar ciddi obezite sorunu yaşıyorlar 7'den 70'e. Ama bizim de o duruma düşmememiz için bir araştırma yaptık. Neler sağlığımızı tehdit ediyor çocukları özellikle? Hepsine bir göz atacağız. Cips yasak. Sadece cips de değil. Şekerler, çikolatalar, sakızlar, bu tür gıdaları mutlaka sınırlar koyarak. Çağımızın en büyük kabusu obezite ve artık çocukları da tehdit ediyor. Bu yüzden onların beslenmelerine çok büyük önem göstermeliyiz. Döner severim. Annenin gebelik öncesindeki beslenmesinin, gebelik sırasındaki beslenmesinin bile çocuk sağlığının çok uzun vadeli sağlıklı ve iyi gitmesine de neden olduğu yönünde bilgilerimiz var. Daha doğumdan önce başlıyor beslenme. Dikkat ve bebek gözlerini açar açmaz daha da önem kazanıyor. Bebek doğduktan sonra ilk anne sütüyle tanışması, ilk 6 ay sadece anne sütü alması. Daha sonra ek gıdalarla beraber dikkat kesilmelisiniz. Bebeğin hazmedebileceği, alerji geliştirmeyeceği, bir takım yan etkileri olmayan gıdaların listesi hazırlandıktan sonra ek gıdaya başlanmalı. Süt içmeyi çok seviyor Efe. Başka? Dondurmayı çok seviyor. Başka? Elma. Elmayı çok seviyor. Hamburger? Efe çok yoruldu da. Sevmiyor musun hamburger? Peki patates kızartması? Evet. Seviyorsun. Peki böyle kayısı seviyor musun? Evet. Sen hep sağlıklı şeyleri seviyorsun galiba. Hı hı. Efe tam da bunu biliyor. Çocuğun kendisine sağlıklı ve doğru beslenmeyi anlatmalıyız. Mutfağımıza giren her şeyi dengeli bir şekilde sunduktan sonra da sabah kahvaltısı çok önemli, en çok atlanan öğün. Biz her gün yumurta yemelerini, beraberinde özellikle tahıllı ekmek tüketmelerini, bir miktar tereyağı veya balla veya reçelle, en azından bir kibrit kutusu kadar peynir iyi yiyebilmelerini istiyoruz. Çocukları sıkmamak da gerekiyor. Bunun alternatifi zaman zaman belki tost olabilir, belki zaman zaman tahıllı bir takım karışımları da vermek mümkün olabilir. Öğlen yemeklerinde mutlaka hayvansal et gıdayı almaları, et ürünü mutlaka olmalı. Ne yiyorsun? Pide. Balık çok vazgeçilmez çocuk gelişimi açısından. Her yemekte de yoğurt eşlik etmeli. Özellikle sebze yemekleri, etli sebze yemekleri ve salata mutlaka bulunmalı. Çocuğunuza mutlaka yedirmediğiniz şeyler neler sağlıksız bulduğunuz? Şeker. Peki neyi mutlaka veriyorsunuz gün içinde? Ceviz, o tarz şeyler. Ara öğün içinse en sağlıklısı bu zaten. Ara öğün olarak en az bir porsiyon meyve yemeliler. Meyve veya küçük kolay tüketilebilir, çiğ tüketilebilir sebze öğünleri olabilir. Alternatifi ise kesinlikle cips, şeker değil. Çocukları öncelikle kapalı, kalorili, yağlı yiyeceklerden uzak tutmak gerekiyor. Ama ara öğünleri de mutlaka atlamamalılar. Bunun içinde kuru meyveler iyi bir seçenek. Kuru incir, kuru kayısı, çok az bir badem, az bir miktar ceviz gibi. Ne yerse yesin dikkat etmemiz gereken yabancı maddeler içeren, içinde bir sürü koruyucular olan hazır gıdaları mümkün olduğunca vermemek lazım.